Selamlar millet, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Sen de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gece Evil böyle bırakmıştım galiba. Sabah oynadım ve daha doğrusu videoyu sabah çekiyordum. Önceki bölümü. Şu an saat 2. Baya 2. Bir sonraki gün şey akşam mı? Gece yarısı falan. O yüzden gençler unuttum veya kafam yerinde olmayabilir. O yüzden sıkıntı olabilir. Neyse, klasik boşumuzu yaptığımıza göre hemen forcumuzu akşam malzemelerini hazırlamıştım. Craft ettim. Birazcık içine demir atalım. Sıvı tane varmış. Ondan şu tap yaptım yanlışlıkla. Bu da minikten eritme işlemlerine başlasın. Ya da yanına biraz da kalı ekleyelim. Yani idare etsin şimdilik. Yeter mi? Şöyle hadi 60 dakika olsun. Bir bölüm boyunca yansın diyecektim. En azından çekimleri bir saat sürüyor gençler, o yüzden. Ha, kayıt demedim ya. Ha, kayıt demiş. Tamam. Sıkıntı yok. Şunun işlemler bitmişti. Bunları da ektiğimde ızgara et vesaire yapabilelim. Şimdi yemek sıkıntısını hiç çekmek istemiyorum gençler, o yüzden daha şimdiden şeye başlayacağım. 12 dakikaya. Lan her şey niye bu kadar zaman istiyor? Eskiden sıkıntı olmuyordu. Genelde şey oynuyordum. Önce açıp sonra pişireceğim. Böyle minik, mini saniyelik şey oluyor. Craft iptal oluyor. Daha doğrusu craft bitmiyor. Klasik su yemekle başlayacağım. İki su içeceğim çünkü elimdeki et kömürleşmiş et. Hadi bir tane daha yiyelim. İşte bölümü planlamadım. Geyik avlayabiliriz. Bir tane geyik avladıydım akşam. Ama geri spawn olmuş. Ya tabanca çekesim var. Alışveriş arabasıymış. Aynen. Daha kolay şey olamazdın. Bu arada patlama efektlerine bir şey eklemişler. Böyle bir an sansürleniyor gibi oluyor. Bıçın hasarını biraz yükseltmişler. Eskisinden daha şeye hızlı vuruşta toplayabiliyoruz. Ya şu zombi geceden beri beni şey yapıyor. De şunların yüksek seviyesini üretebiliyormuşum. Onu fark ettim akşam. Lan dedim o kadar kitap okuduk ne geldi falan. Bunlar gelmiş. Güzel öldürebiliyoruz ha şu an. Bir de ben buraları ufaktan ağaçlandırdım. Bunu ne zaman yaptım hatırlamıyorum. Galiba bir önceki bölümün sonunda. Videoyu bitirdikten sonra yaptım. Diye tahmin ediyorum. Trader açısının görevimizi alalım. Ama o zamana kadar araçları lootlayalım. Araçların güzel yanı gençler. Çok güzel şeyler çıkabiliyor. Tabi rastgeleliği biraz fazla yüksek ama yani ödül geldi mi de çok güzel ödül veriyor. Yani pek de vermedi şu an ama. Ama trader'ın açması da sıkıntı yani. Önceden görev almış olsaydık ya da yakında bina olsaydı yakın lootlayacaktım. Ya bu arada bıçın en güzel yanı bence kanama hasarı. Fakat kanama hasarınız yoksa da dert etmeyin. Ama bak burada bir zombi de uyanmış. Yani git lan bütün mekan. Bayağı bir kumaş alabilirdik. Şuna kırmaya gerek yok. Ot verecek. Burada kamp ateşi mekanı galiba. O direkt sönmüş kamp ateşiymiş. Neyse günümüzü şöyle planlayalım. Görev yapacağız gene. Ama görev ödülü alabiliriz gibi düşünüyorum 3. günden. Bir de base'i bitirmek için odun lazım çok fazla. Yani şu an pek de odunumuz yok. İhtimalle base'in bir kat daha yükselmesini sağlar bunlar.
Onun dışında görev ödülü bisiklet gelebilir diye tahmin ediyorum. Yeterince görev yaptığımızı düşünüyorum. Bisikletle de birazcık gezebiliriz. Bu arada Trader Gen daha çok medical üzerine olduğu için büyük ihtimalle araçları pahalıya satacaktır. Birkaç trader da bulursak, motor veren vesaire olursa hızlı bir şekilde motora da başlamak istiyorum aslında. De bugün pazar mı? Niye böyle bir geç açıyorlar ya? Genelde 6.05'te açıyorlar. Genel değil, hep 6.05'te açıyorlar. Beklediğim zaman benim klasik geyiktir. Şurayı temizleyelim. Şimdi bunun canı bütün mü acaba ya? Hadi be. Ya bütün yanın... Hadi be. Aşırı sağlam mekan yapmışlar. Hazır open'sa biz de girelim. Artık Joe dayı nerede takılıyorsa. Şimdi bacım, sen bana görev ver dedin. Ben onu yaptım. Tabi bomba. W ile alamıyoruz mu? Yok, alamıyoruz. Bitiş var diyelim. Hep de aynı görevler ya. Bir tane gömülü malzeme yapalım. Bir farklılık olsun. Aynen. Ya işte tehlikeli bir görev ama işte sana güveniyorum. Yapabilirsin dedi. Yani en azından bu minimalde bir şey deniyor. O kadar İngilizcem yok. Daha çıkışa yakın, göreve yakın bir çıkış vardı ama. Gençler, mesafe pek kalmamışken videoya gireyim dedim. Ya videoya gireyim dedim de gençler, kaydı tek parça alıyorum. Editte kesiyorum. Şimdi buradan bakınca şu noktada falan gözüküyor. Büyük ihtimalle yanına yaklaştığımızda bölge tam oluşacak. Şu anda gördüğümüz ünlem gençler tam kasanın bulunduğu ünlem. Bulunduğu yer. Ve birazdan spawn olacak. Şurada falandı. Tahminen şuralarda. Şimdi bir başlatalım. Yani bence şurada falan. Tabii siz daha detaylı bir şekilde de yapmak isterseniz, bunu benim yaptığım gibi biraz çakallığa vurmak yerine şu ağacı bir yok edeyim de. Lan 300 canın var. Bu kadar dal... Hayırdır? Bu arada verdiğim yetenekleri söylemeyi unuttum. Kuvvetten bayağı bir ilerledim. Daha bir dal daha kuvvete vereceğim. Şunlar da açıldı. Şimdi gençler, normalde bunun tam böyle merkezini bulup kazıyorsunuz. Merkezden rastgele bir yöne iniyorsunuz. Mesela ben şimdi dümdüz ineceğim. Tam merkez değil ama. İsterseniz merdiven şeklinde inin. Daha sağlıklı olur çıkması. Mesela içerideyken bu zombi bizi duydu. Kafamız atlayabilirdi şu an. Merdiven şeklinde olduğundan çıkışımız daha kolay oluyor. Bu arada bir tane mod bulmuştuk. Şu. Ergonomik tutuş modu. Onu kafama göre değiştiriyorum gençler. Daha stamina yemesini sağlıyor aletlerin, o yüzden. Yani bir faydası dokunsun diyerekten yapıyorum. Ve bu gömülü malzeme ne ya? Gömülü malzemelerin gençler biraz şeyi değiştirildi. Normalden bir tık daha aşağıda çıkabiliyorlar şu anda. Taş seviyesinin galiba bir üstü ya da tam taş seviyesinin üzerine yapışık oluyor. Bakalım nereye doğru küçüldü. Bu taraflardan küçülmedi. Bu çevrede bir yerde o zaman. Şöyle kazabiliriz. Hatta şu modları değiştirelim. İşte ben daha fazla galiba bilgi vermeyeceğim. Ben hazineyi bulayım. Görüşürüz. Görüyoruz dedim, iki blokladım, bulduk. Her küçülmede aslında zombi sürüsü geliyordu. Bir de topladığımızda zombi sürüsü geliyordu. Fazla küçülmediği için zombi gelmedi. Topladığımızda da şöyle 3-5 zombi geliyor. Eskiden hiç gelmiyordu. Şuradan buraya geliyor. Random dayı. Hacım bak, dodge atıyorsun. Ayıp ediyorsun. Bak biri üstüne geldim, vurdum. İyice ayıp ettim. Çevredeki zombileri de avlayacağız. Onları bir yere kaçtıklarını zannediyorlar ama zombi temizlemek benim işim. Bu arada geriye doğru da shift'le hızlı koşabiliyorduk.
Galiba kaldırmışlar. Ya da ben algılayamıyorum şu an bir tık ağır olduğum için. Buraya gelin lan. Zombiler beni umursamıyor ya. Buradaki ses çıkarıyor. Şey yok. Bir tepki yok. Böyle duruyor. Bacım senin yüzünden şuna mermi sıktım ya. Bir de ölümünü teyit edelim. Trader'a görevimiz. Mikrofona şu an tekme. Trader'a görevimizi verelim gençler. Ondan sonra yeni görevde görüşeriz. Görüşeriz. Görev ödülünü de alacağız. Araları hallederim ben. Hadi bay bay. Aynen bacım. Good job. Ben I knew you could videoya do it. girecektim yani. Konuştun giremedim yani biliyor musun? Hadi You bunu looking to alalım. earn some dukes? Thanks, son. Knew Sanki you wouldn't ben let buna me daha down. önce şey yapmıştım da. Neyse. Notladığımız bir yerse gençler video daha uzun olacaktır. Hızlandırma kesimi yapmayacağım için. Ama yolları keseceğim. O zaman mekanda görüşürüz. Evet gençler bölgeye geldik. Daha önceden girmediğimiz bir yer değilmiş. Mi? Havada kaldım. Şahitlerim var. V2. Daha önce girmediğimiz bir yermiş. Evet. Cümleyi sonunda düzgün kurdum. Bu mekan bana hep ikinci, üçüncü seviye gibi geliyordu. Birinci seviyemiş. Ya da değiştirdikten sonra mekan kolay oldu. Tayyip bir falan dediler herhalde. Burada klasik. Bir tane zombi. Ha. Ben şok. Ne lan? Suratta zombi yok. Aha. Bendekiyle aynıymış da statlar biraz dandik. Evet sağ klim nedense takılı kaldı. Girmediğim bir yer burası. Ne oldu lan? Kır kapıyı kırdım. Kekko. Ama o bir es gitti. Kötü gitmedi değil mi lan? Yok tamam sıkıntı yok. Tamam ki. Maymunum var mı? Yok. Kırmaya kalksam kırılmaz. Burada gizli bir şey var. Ben bir pikselden anladım he. Yapıyoruz bu sporu. Umarım ikinci gelişimde burayı unutmam. Çok da zannetmiyorum da. Buradan geldik. Böyle geldik. Heh, merdiveni buldum. Bunları kırabilirim. Güzel plastik verir. Sanki şu merdivenin bir tarafından farklı bir iniş vardı. Yani güzel gidiyoruz. Aynen aşağı iniş var. Dayı seni şöyle bir aşağı alalım. Gel gel. Güzel. Hızlıca dışarı çıkmak için. Buranın yemeği bayağı iyiydi. Galiba full lootladık. Aşağı inebiliriz. Galiba kapalı bir yüksek seviyeli diyeceğim de yüksek güçlü can... Yüksek güçlü ne ya? Canı yüksek olan bir kapı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam mekanı. Yok. Yanlış hatırlıyormuşum mekanı. Burada daha inşaat halinde. Bunun değişik alengirli mevzuları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdiden birkaç bir şey atmaya başlayacağız. Tohumların çoğunu atabilirsiniz gençler. Eskiden tarlalar sınırsız kalıyordu. Şu an kalmıyorlar. O yüzden tercih etmeyebilirsiniz tarla yapmayı. Yani bir şeyi kırdığınız zaman eskiden kalıyordu. Onun öncesinde kaldırıp daha doğrusu tohumuyla birlikte veriyor tekrar ekiyordunuz. Dışarıdaki zombiler biraz sıkıntılı. Bu kadar mıydı lan? Bayağı şey ya, yarım seviyormuş.
İkinci seviye görevlerde gençler farklı olaylar var. İkinci seviye görevlere geçebilirsek. Farklı olayların da bir tadına bakacağız. Ekstra loot'u olan bir görev geldi. Ben onu çok farklı anlamışım zamanında. Hadi al. Dehşet lootlar çıkıyor. Gel gel. Tabancam var. Ve kullanmaktan çekinmem de siz umarım skriptik değilsinizdir. İkinci karşılaşmada da bunlar olacaksa. Bak bak nasıl dodge attı ya. Hala etrafa duran var. Sürü geçiyormuş. Denk gelmişiz. Tabii bu nasıl bir sürünün geçmesi? Lan arabaya vuracağına şuradan gel. Zombilerde de hiç akıl yok ya. Şuradan mı çıktılar yoksa? Random dayı da şunlar random değil miydi acaba? Neyse bu dayı kaliteli bir dayı. Ona laf etmeyeceğim. Adam geldi edebi adabıyla öldü gitti. Burada biri intihar etmiş. Cesedin yarısını yemişler. Afiyet olsun. Burada bizim nineler gidiyordu. Nereye gittiler? Neler? Gelin bakayım. Daha göreve başlatacağız. Buraları hızlandıracağız ya. Çabuk gelin ya. Yine çabuk ayağa kalk. Çok canın var ya. Sanki böyle kanı böyle sansürlemişler ya. Oyun böyle bir Avrupa Birliği'nden falan geçerken şey mi oldu acaba? Neyse gençler ben mekanı hızlı bir şekilde soyayım. Evet gençler ana loot'a ulaştık. Yani o gelenler galiba random bir sürüymüş. Bu sefer gelmedi kimse. Kumları atalım. Kumlar ileride lazım olacak tekrardan dediğim gibi. O yüzden kumları atabiliriz. Hatta bütün tohumları da atabiliriz. Şunu taramalıya takarız. Bunu atabilirim. 5 kağıt. Çok elzem değil. Güzel. Kitap iyidir. Bunu yiyelim. Aslında yemesek saklasak ileride balık çorbası yapacağız. O işte işimize yarayabilir. Şimdi elimizdeki modları takalım. Bütün her şeyi alabilmek için. Buna takabiliyorduk bunu. Artık takamıyormuşuz. Buna takalım. Yani eksi ses gibi bir şey oluyordu eskiden. Yani zannetmiyorum eksiye düştüm de. Büyük ihtimalle sıfır olarak sayıyordu. Yani işte sıfır eksi bir şey işte eksi sayı yapar falan ama. Oyun onu gene sıfır olarak sayıyordu. Çünkü eksi sesi nasıl yapacağım? Yani gene duyuluyorsun yine fark ediliyorsun. Neyse gençler trader'da görüşürüz. Evet gençler ödülümüzü seçme zamanı geldi. Şu an çok arada bırakan bir ödül. 9 mm alıp tabancayla sıka sıka gidebiliriz. Molotof alıp evde çok molotof var deyip bunu alabiliriz. Tahta da alabiliriz. Ben sıka sıka ilerle
Bu bizde racon modunu seçeceğim diyecektim. Seçemiyorum. Bacım bir saniye. Ben bir şunu yiyeyim. Afiyet olsun bana. Şunu bir içeyim. Yine afiyet olsun bana. Ver 9 milimi. Tamam. Şimdi iş ver. Hadi bu olsun. Gençler, ben eve malzemeleri bırakacağım. Hemen yeni şeyde görüşelim. Görevde. Tabii onun öncesinde bir yeteneklerimizi verelim diyeceğim. Yine aynı şeyden gideceğim. Beklemeyin. Önem olmadı. Hadi şeyde görüşelim, mekanda. Gençler, mekana gelmişiz. Oil change. Bu mekan değiştirmişler gibi. Eskiden daha farklıydı. Önce dışarıyı bir lootlayarak başlayalım. Kitap gelebiliyor. İçeri ıhtan girelim. Bu arada sıka sıka ilerle, bu bizde racon diyerek gideceğim. Bu kadar mermi aldık. Bence biraz sıkmaya hakkımız var. Yani burası bir sonraki yer. Önce bir klavyemle oyun izin verirse bir etrafı lootlayacağım. Oy bak, çay geldi. Burayı bir kapayalım. Dayılar, siz kapıyı vurmaya başlayın. Ben şu patronun gizli zulasına bir bakayım. Bir şey yokmuş be. Buradan bir İngiliz anahtarı falan yüzü olurdu. Araba güzel. Araba kitabı. Tamam, burayı şimdilik geçelim. Buradan devam. Dayı. Bak, kapı burada. Mesela arabaya vuruyorum. Oy bak, 7.62. Tamam dayı, lafımı geri aldım. Arabayı istediğin kadar vurabilirsin. Şu anda gençler, diğer yeteneklerin pasiflerinden de %5 kafa patlatma var. Onlar arada bir devreye girebiliyor. Turdan da ne malzeme çıkar diyecektim de. Ya benim tanıdığım tırcıların hepsi tırında yaşıyor şimdi. O tırda var ya, neler olması lazım. Adam birini sorur var diyor. Bayağı yani arabasında sorur falan taşıyor. Ya oyunla alakalı ya benimle alakalı, bazen çift tıklıyor gereksiz yere. Ya bunlara da mermi sıkmam ya. Şuna belki gerekebilir. Gerekecekmiş. Bence gerekmez ya. Dayı gel hele, gel. Sen gel hele, gel. Bak ikisi %31 miydi? Saymadım bereketi kaçmasın diye zırt deliyor. Aynen. Kesin geliştiricilerin arasında bir tane Türk var. Abi yüze kaç yapalım? Abi bak, beni dinle. %31 yapacağız. Böyle gidiyor öyle. Niye? Abi yapalım ya. Türkiye'dekiler çok, çok seviyor. Çok komik olur onlar için. Gönderme olur. Gönderme ayetinde. Ya da öyle olsun. %1'den bir şey kaybetmeyiz. %30 yapacaktık falan diyorlar. Mevzu böyle kapanıyor bence. Tamam, bundan sonrası çıkış. Ama orada da bir şey gördüm gibi. Ya, burada giriş gibi lan. Yani fazla girişmeye gerek yok. Askelim oyuna. Ben bir şey bulayım gençler. Ben burayı hızlıca tutuyorum ve trader'da görüşürüz.
Evet, gençler, trader'a gelmiş bulunmaktayız. Hemen Thanks, ödülümüzü Jack. alalım. Wow, I didn't think you had it in you. Good job. Aa bak, bu olur. İşte bu ya, sonunda ya, valla. Bacım, elbette ki bisikleti alacağım. Su filtresi kafamı karıştırıyordu. Ama gerek yok. If you do this, this is dangerous work. Tamam. But I believe you can handle İşte yeni it. tüccara gidelim. Süremiz yeter mi? Yeter gibi ama ben bir görev daha alayım. Alabiliyor muyum acaba? Acım, merhabalar. Bir iş var. Getir 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 diyor. I would love to. Hadi Thanks, bir son. 4 I metre knew you wouldn't uzaktakini let me alalım. down. Şunu bir açalım. Üretim değil miydi ya? Ama şurada kilidi açıldı. İkinci seviye kalite zırh, ikinci seviye bıçak. Demir aletlerin kilidi açıldı. Oo. Elde de üretebiliyormuşuz. Değil mi? Ben şu şeffaflığı birazcık açacağım ya. Neredeydi o? Arayüz müydü? Aynen. Kökle ya. Ya çok PvP'ci değilim, o yüzden sıkıntı yok benim için. Envanterim açıkken bir şeyleri görmesem de olur. Güzel yeşil bisiklet. Evden alacağım bir şey var mı? Yok. Hadi şeye gidelim gençler. Ne zaman yetişirim bilmiyorum. Dönüşünde de zaten sabah görevimiz var. Evet, bölümün adı Yolcu Drappas, bağlasam durmaz. Bence güzel. Evet gençler. Yeni trader'ımız Rackfeet. Rackets gibi oldu ya. İstediği büyük ihtimalle şey ya. Yiyecekçi bu. Ama otel gibi mekan da var. Yok yok, traktörden anlaşılan yemekçi bu. Daha doğrusu tarla vesaire işleri. Hadi bir de bu dayıyla konuşurken bir SS alayım. Bu arada SS almayı düşünürseniz gençler, şöyle F7 iki kere basıp F12 ile de çözebilirsiniz. Tabi oynadığınız yere göre değişiyor. Xbox Game Pass'ten ötürü Game Pass'te oynayanlar vesaire var. Onları da unutmadık. Kalbimizde yaşıyorlar. Time is Dayı merhaba, sen money, çok and I küfür would ediyorsun bet diye you biliyorum. don't have any. Aha. Dayı, loot'u koyabilecek bir yerim yok. Seninle tanışmak güzeldi. Sadece senin mekanını lootlayıp kaçacağız. Şu kitaptan daha fazla verin ya. Çalışma tezgahı dedim bu. Bunu da açmışım ben. İşte bu kitaplar olayları bayağı değiştirdi. Eskiden yeteneklerle çözebiliyorduk. Şimdi kitap okuyorsun, altta yazanlara dikkat etmen gerekiyor. Dikkat etmediğini kaçırıyorsun vesaire. Senden de alırım bir kitap. İki kitap vardı. O da güzel. Ama gençler, yani insan için biraz zor ya bu. Bu kadar oyunun zor olması. Yani şu an single'da kendim oynuyorsam büyük ihtimalle oyundan bayağı baymış olabilirdim. Ama %100 emin değilim. Çünkü lootları %200'e çıkardık. Yani XP %300'e. Ben kendim oynadığımda genelde standartta oynuyorum. Hava yardımını açıyordum sadece. O yüzden %100 emin değilim ama yani bu halde, gerçi bu halde bir tık hızlıyız. Bunu %200'e bağlıyorum. Yani üçüncü günden tezgah vesaire bir tık şey olabilir. Ya bu arada gençler, şunu fark ettim. Otomatik olarak traderlara geldiğimizde işaretliyor ismini. Yani bir de spam'da unuttuğum için yatağı. Zaten öleceğimi zannetmiyorum şimdi. Birazcık ego yapalım. Dışarı bisiklet sürüyorken aklıma geldi. Kısa hızlı bir bilgi. Ayağınız kırık vesaire ise gençler, bisiklet bildiğim kadarıyla, yanlış biliyor da olabilirim. Ayağınız kırık, lan mikrofon kapat. Ayağınız kırık olsun vesaire olsun, bisiklet hep sabit hızda gidiyor. Koştuğunuz zaman da kırıktan vesaire hızlı staminiz azalıyor. Eğer koşmak yerine bisiklete binmek, ayağınız kırıksa bile iyi bir yöntem olabilir. Bu kesin bir bilgi değil. Ama öyle aklıma böyle bir bilgi kalmış. Şeyi kimin elinden almıştı İstanbul'da Fatih? Galiba Hitler'in elinden almıştı.
aklıma böyle bir bilgi kalmış diyelim. Göndermemizi de yapalım. Olayı da anlatalım. Ben Beyze döneyim. Gençler, mekana geldik ama double loot yapmayacağım. Biraz işleri hızlandırmak maksadıyla. O yüzden direkt görevi başlatıyorum. Yardıralım. Şu kapılar çok güzel ya. Umarım craft edebiliyoruzdur. Bunları ne kadar da craft edebiliyoruz? Her şeyi gençler creative'den alabiliyoruz. Gördüğümüz bütün blokları. Lootlanabilir, lootlanamaz şeklinde dahi. Bunlar ne veriyor? Oy, bak nitrat iş yapar. Kafası atar ve gerekeni yapar. Hadi bakalım. Ya random cümleler söylemeye de başladıysam gençler, benim uyku fazla geldi gibi. Hayır, gece olacak. Gece olmadan yani sağ salim dönmek istiyorum. Bunlar hala eskisi gibi şey veriyor mu acaba? Pirinç. 2000'e yakın falan toplanabiliyordu. Oo, bak balkabağı eklenmiş. Hayır, merhaba, saygılar. Hayır, ben de seni duymadım biliyor musun ya şimdi. Sen yarım akıllıysan ben de öyleyim. Bakın bir saniye. Susadım mı? Ya bisiklet sürdük ya bayağı. Staminadan sıkıntı çekeceğiz. Kafası atar ve gerekeni yapar. Galiba sağ tık, bir tane de sol tık. Zombilerin işini görüyor. Lan. Ya illa ki vuracak ya. Vurmadan ölsen ne olurdu? Hadi bakalım. Burada biri var mı? Enes, burada biri var. Yok. Çözdük gibi ya. Bu arada gençler, bir yandan da ben de bir izleyiciyim. YouTube izleyicisiyim. Şenol abiden gördüğüm kadarıyla Sword Gaming, onu büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Onun videosunda gençler baya şey vardı ya. Hapishaneye mi girmişti galiba? Onunla baya bir şeyle karşılaştı, zombiyle karşılaştı. O kadarını ben beklemiyordum. Galiba 4 seviye mekanda. 5 seviye bile olsa yani en azından alfa 20'ye göre bayağı zombilerin sayısı artmış. Galiba 6. seviye binalar da geldi. O yüzden 5. seviye zorlaştı ya da 6. seviyeyi ne bileyim beynim kodlamadığı için göremedim. Yani biraz oyun zorlaşmış gibi. Siz de gençler yorumlarda biraz alfa 21 hakkında düşüncelerinizi yazın. Çok merak ediyorum. Yani ben de şu an ilk izlenim V2 gibiyim şu anda. Bir iki test için girdim. Bir de Yasin abi Jadmaga'yla bir şeyimiz var. Onun yayınına katılmıştım biliyorsunuz. Onun dışında da şey yok yani. Fazla oynamadım. Şu an sizle birlikte Alfa 21'i test ediyor gibiyim. Ama o kadar ya. Neyse gençler, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beyze geldim. Şey yapacağım. İmela tezya. Tezgah yapacağım işte. Ondan sonra sabaha kadar bekleyeceğim. Oyundan çıkacağım. Neyse, çok fazla uzattım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.